Merhaba kıymetli izleyenler, bir fıkıh meclisi programında yeniden birlikteyiz. Bugünkü fıkıh meclisimizde farklı yönleriyle zekatı ve bu yönlere dair fıkhını konuşmaya gayret edeceğiz. Konuğumuz Doktor Bilal Esen hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, her zaman olduğu gibi Murat Şimşek hocamla da birlikteyiz. Hocam şimdi zekat aslında özellikle günümüz açısından baktığımız zaman kimisine göre çok önemli bir iktisadi araç, kimisine göre bir bireysel bir ibadet, Allah ile kul arasındaki bir ibadet, kimisi belki bunun ikisini meclederek mali yönü olan bir ibadet. Yani herkes farklı anlamlardan ziyade farklı misyon veya farklı roller yüklüyor. Dolayısıyla önemli bir hem kavram hem de bir müessese olarak bizim medeniyetimiz, İslam dininin ortaya koyduğu önemli bir husus zekat. İstiyoruz ki bazı hususları, zaten zekatın biz işte şartları gibi fıkhi temel konularını başka programlarda da başka vesilelerle gündeme getirip konuştuk. Ama hocamızın bu konuda uzmanlığını biliyoruz, zekat konusunda çalışmaları var. Bazı farklı yönlerini ele alarak zekatı konuşalım istiyoruz. Hocam şöyle başlarsak sizce de uygun olur mu? Bir zekat kavramını, dindeki yerini ve bunun hikmetiyle ilgili genel hususları ele alarak başlayalım istiyorum. Sonrasında devam ederiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi zekatın hükmü de çok, hani onu belki çok girmeyeceğiz ama genel itibariyle yani dinimizdeki nereye oturduğunu, bir fotoğrafta nereye oturuyor buna bakacak olursak, şöyle bir örnek veriyorum ben. Bizim dinimizin ve dindarlığımızın eğer yarısı doğrudan Cenab-ı Allah'a karşı vazifelerimizle ilgiliyse, diğer yarısı da mahlukata karşı, başta insanlar olmak üzere, diğer mahlukata karşı görevlerimizden ibarettir. Bu şöyle bir sorunun da cevabı esasında. Tevhid dini olan İslam'da, yani bütün yönelişler sadece Tanrı insan ilişkisine midir? Tanrı'ya karşı mıdır bütün vazifeler, yoksa bunun bize, bu inancın, tevhid inancının bize başka yüklediği sorumluluklar ve boyutlar mı vardır? Evet, dini muhafaza diyelim ki en temel esaslardan birisidir ama din bütün her şeyi unutarak kişinin etrafından, çevresinden, diğer varlıklarda kendisini soyutlayarak böyle bir inziva hayatı değildir sadece. Hem ibadet, yani ne diyoruz onlara, tamamen Allah hakkı olan ibadetler söz konusu, hem de kul hakkı olan, kullara dönük olan boyutu da dinimizin söz konusu. Bu anlamda mesela en çok Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların vazifelerinden bahsederken اَقِيمُ السَّلَاةُ زَكَةً, bu iki kavram yan yana hep zikredilmesi, işte اَقِيمُ السَّلَاةُ, o doğrudan Cenab-ı Allah'a karşı vazifelerimiz olan namaz boyutunu ifade ediyor. Zekat da mahlukata karşı, ki bu insandır, yani kendi dışımızdaki çevremize karşı vazifelerimizin ne diyelim, bir sembol ibadetidir. Aslında zekat, siz zannedersem işaret eder gibi oldunuz ona, bütün hayırların tamamı değildir, İlk basamağıdır. İnsanın kendisinden olanı, yani kendi sevdiği maldan infak etmesinin asgari ölçüsüdür esasında. Ve ilk basamağıdır. Müslümanların tabi buradan ileri doğru ilerlemesi, yükselmesi beklenir. Peki nereye oturuyor bu zekat tam olarak? Geniş anlamda infak ve sadaka kavramları vardır zekattan daha geniş olarak. Zekat bunların daha spesifik, özel anlamıdır. İnfak her türlü harcamayı ifade edebilir. İlla ibaret, yani bu özel şartları belli olan ibaret anlamında değil de bir takım kurumlara verilebilir, sadaka-i cariye türü işler yapılabilir, aileye yapılan infaklar. İnfak kavramı biraz daha geniş ama yine infak da ibaret olmasına sebebiyle Allah için yapılan bir harcamadır. Daha genel bir, üst bir şemsiye kavramı olduğunu söyleyebiliriz. Sadaka ise infaktan biraz daha dar kapsamlı diyebiliriz. Yine sadaka da genel itibariyle bizim klasik literatürümüzde fakirlere yönelik bir harcamadır. Ve Allah rızası içindir yine sadaka. Özellikle
işte fıkıhta şunun yolu tasadduktur dendiği zaman genelde fakirlere bunun verilmesi anlaşılır. Ancak sadaka her zaman zorunlu bir ibadet değildir. Çoğunlukla sadakalar gönüllüdür. Kişinin kendi nafile olarak yaptığı tatavu dediğimiz ibadetler kapsamındadır. Sadece sadakayı fıtır gibi vacip olan hariç onun dışında. Genel itibariyle sadakalar gönüllüdür. Sadaka ile zekatı ayıran şey zekatta özellikle farz ve zorunluluk olmasıdır. Bu anlamda zekat dinimizin Müslümanlara vermekle emrettiği, yani nasıl diyelim ona, dinimizin belirlediği mallardan belli oranlarda sırf Allah rızası için ve verenin mülkiyetini tamamen, verenin bütün haklarını, ilişkisini keserek fakire temlik ettiği, onun mülkiyetine geçirdiği maldır zekat. Böyle tarif edebiliriz. Evet hocam, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani şey, özellikle bilhassa burada zekatın asgari iyilik yapma ölçüsü ya da infakta asgari ölçüyü, asgari ve zorunlu diyebiliriz değil mi? Tabii yani zorunlu, asgari. Evet, zorunlu ve asgari ölçüyü. Ben siz konuşurken aklıma şu geldi. Aslında zekatla Cenab-ı Allah insana bir anlamda iyilik yapmayı, infakta bulunmayı, bu sadaka olabilir, hediyeleşme olabilir, bunun bir anlamda eğitimini veriyor. Murat Hocam'ın zannedersem bu konuda söyleyecekleri olur. Daha önce hatırladığım kadarıyla aslında bu bizi şeye de götürürmez mi? Yani mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu, dolayısıyla gerçek mülk sahibi adına da belki burada bir ne diyelim, tasarrufta bulunma eğitimi veriliyor zekatla ya da bilmiyorum, zekat dışında farz olan mali başka kefaretler falan aklıma geliyor. Ama zekat bize böyle bir yol açıyor mu? Ne dersiniz? Tabii ki öyle. Şimdi zekat mal ile ilgili bir ibadet, mali bir ibadet. Şimdi İslam düşüncesinde veya İslam inancında hatta yani böyle bir farz kılınmış, zorunlu sayılmış bazı şeyler var. Hocam da işaret etti. Aslında İslam sadece bireyin Cenab-ı Allah'la, yani bir insanın Cenab-ı Allah'la ilişkisini düzenlemiyor. Tabii ki bu var ama ayrıca toplumsal ilişkileri de düzenliyor. Onlarla ilgili bir takım asgari düzeyde de olsa bir takım yaptırımlar veriyor. Bunun da temeli aslında emanet anlayışına dayanıyor. Mahmut'cum sen dediğin gibi. Yani İslam'da aslında mülk Allah'ın, Cenab-ı Allah mülkü bize emanet olarak verdi ve bu emaneti nasıl kullanacağımızı kontrol ediyor ve burada bize asgari düzeyde bazı zorunlu şartlar getiriyor. Mesela malının 1/40 zekatını ihtiyaç sahiplerle paylaş. Aslında mutlak anlamda vermek Cenab-ı Allah'a mahsustur. Cenab-ı Allah karşılıksız veren ve hiçbir zaman karşılık beklemeyen ve bolca veren olarak yani niteleniyor sıfatı, vasfı öyle Cenab-ı Allah'ın. Dolayısıyla insanın bu verme vasfını kazanabilmesi asgari düzeyde zekatla, bununla birlikte işte hocam da işaret etti, nafaka dediğimiz zorunlu yakın akrabaya vermeyi, öncelikle ihtiyaç sahibi ise nafakayı mesela eşine, çocuğuna, anne babasına nafakayı mesela zorunlu kılıyor. Ondan sonra zekatı farz kılarak %2,5 zengin fakir arası toplumsal ilişkiler açısından mesela zekatı akrabaya veremiyor. O zaten zorunlu bakacağı için onun dışındaki diğer insanlara zorunlu olarak bunun vermesini sağlıyor. Onun haricinde mesela fıtır sadakası hocam dediği gibi zorunlu. Kefaretlerin bir kısmı yine aynı şekilde vacip kılınıyor. Nezirler, adaklar ve benzeri eğer kişi yapmışsa. Dolayısıyla bunlarla bir toplumsal barış yapmak da yani barışı sağlamak için de bunların bize faydalı olduğunu görüyoruz. Burada hemen biraz hızlı olacak ama yani aslında bu mesele şeyle de ilgili, zekat vergi ilişkisiyle de ilgili. Şimdi bazı günümüzde araştırmacılar aslında zekatın da bir tür vergi olduğunu, yani verginin de zekat olduğunu, dolayısıyla zekat diye ayrı bir yani müessesenin, kurumun varlığını bu şekilde ifade edilmesini doğru bulmayan araştırmacılar var. Şimdi burada tabii bir takım farklılıklar var. Yani vergi, o da toplumsal bir görev, devlete karşı, millete karşı bir görev. Vergi vermesi bir Müslümanın da bir görevi. Fakat zekatta bir takım farklılıklar var. Zekatta bir ibadet manası baskın. Vergide ibadet manası yok. Zekatta ayrıca veriliş yerleri, yani dağıtım, gelirin yeniden dağıtım açısından veriliş
kullanılış yerleri bakımından evet. sınırlandırmalar var. Yani özellikle bir sıralama var, bir sınıf var. Yani buralara özellikle ulaştırılması isteniyor. Hı hı. Tabii ki geniş yorumlar var. Yani bazı durumlarda özellikle fi sebilillah kavramı çerçevesinde, Allah yolunda harcama kavramı çerçevesinde bir takım genişletmeler var ama esas itibariyle zekat deyince fakir miskin. Hani toplumda akraba olmayan düşkün insanlarla paylaşma var. Bununla ilgili çok ayet-i kerime şeyi olur da yani bir tanesini ben şimdi paylaşmış olayım. Bu hangi suredeydi? Zannedersem son bu 29. cüzde geçen surede genelde öşürle ilgili ama zekatla da bağlantısı var. Şimdi fakirlerin talep etmesinden çekinen veya işte onu istemeyen, fakirlerle muhatap olmak istemeyen mal sahipleri, arazi sahipleri daha şey vakitte yani fakirlerin bulamayacağı vakitte giderek onlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Onlara vermek istemiyorlar. Hı. Paylaşmak istemiyorlar. Cenab-ı Allah onların o mahsullerini işte imtihan vesilesiyle yakıp yıkıyor. Bir afetle sonlandırıyor. Dolayısıyla şimdi burada yani fakirden kaçma yani muhtaç sahibinden kaçmak doğru bir davranış değil. Paylaşabilme, işte bu duyguyu geliştirebilme. Yani Allah'ın size verdiğinin çok değil işte hani geçenlerde de bahsediyordum. 40 ekmekten bir tanesini yılda bir defa. En az bir tanesini. En az bir tanesini yılda bir defa vereceksin. Yani yılda bir defa yani netice itibariyle bu. Hani her zaman vereceksin demiyor. Çok aslında çok büyük miktar değil yani baktığımızda. Fakat tabii insan mülkü edindikten sonra sahiplenme duygusu çok baskın olduğu için bu sefer o büyük, büyük görünmeye başlıyor gözüne. Yani büyük miktarlarda büyük 40'ta bir tabii, bayağı 40'ta bir. Yekün tutuyor. Bundan biraz tabii bir şey oluyor yani insanda evet. böyle bir mülkiyet hissi, emanet hissine döndüğünde bunun daha fevkalade daha, şekilde yapabilir yani. Evet hocam çok güzel ifade ettiler. Yani namazın emredilmesiyle Allah'a karşı görevimiz ama hemen peşinden zekatın emredilmesi sizin sadece Allah'a karşı değil topluma karşı da ve bu toplum daha doğrusu diğer varlıklara karşı insanlara karşı da görevlerimiz var. Şimdi Sayın Hocam, zekat aslında fıkıh hükümlerini az çok yani ittifak edilmiş hükümler var. Bunları biliyoruz. Mesela zekata tabi malların genel anlamda ticaret malları, hayvanlar ve belki zirai ürünler olarak üçe ayırabiliyoruz. Yine zekatın kimlere verileceğine dair Tevbe 60. ayet bize bir şey çerçeve çiziyor. Fakir, miskin, borçlu, işte amil, müellefe-i kulup ve diğerleri. Şimdi burada aslında bunlardan ziyade ben şunu merak ediyorum. Şimdi bütün zekata tabi mallarda hepsinde demeyelim zirai ürünler çünkü o öşür aslında zekatta belki dememiz çok doğru olmayabilir. Bir nisap miktarından söz ediliyor. Ben nisap kavramı nedir ve günümüz ölçülerine göre bunun nasıl belirlendiğini sormak istiyorum size. Teşekkür ederim. Bu soruyu bir geçmeden önce aklıma gelmişken bu hani vergiye benzetme durumları bu bizim fıkıh geleneğimizde de esasında böyle yorumlar vardır. Hanefi geleneğinde zekat bireysel bir ibadet. Allah'la kul arasında bir ilişki sayılır. Ve dolayısıyla mesela çocuğun malından zekat gerekmez. Ama Şafii mezhebi gibi mezheplerde mal üzerinden, malın vazifesi gibi düşünüldüğü için çocuğun malından da zekat gerekir. Mesela şirket olsa, bir ortaklaşa bir mal olsa, ortaklaşa bir mal nisabı geçiyorsa Şafii mezhebinde ayrı ayrı yani onun ortaklarının ayrı ayrı nisabı geçmesine gerek yoktur. Zekatı verilir. Ama Hanefi mezhebinde her bir ortağın kendi hissesinin mesela zekata ulaşması gerekir. Buna benzer bazı şeyler vardır. Yine ayrılan bir mal mesela zekat da ayrıldı. Onun üzerinde artık tasarruf edemezsin der Şafii mezhebi. Ama Hanefi mezhebinde bu kişinin bir borcu olduğu için onun yerine başka bir malı verebilirsin. Bunun yani sadece bir örnek olarak bunları zikrettim. Yani eğer bir malın borcuysa biraz vergi tarafı ağırlık basıyorsa buna meyleden görüşler de var. Ama bizim özellikle içinden geldiğimiz Hanefi mezhebi ülkemize yakın olan bu kişisel bir ibarettir. Yani bu kişinin dini mükellefiyetiyle ilgili bir konudur. Dini mükellefiyeti yoksa malın da zekatı olmaz. Sadece öşür bundan hariç tutulmuştur. Öşürde mesela vakıf mallarının da öşrü vardır. Ama normalde vakıf malı gibi
başka türlü kurum mallarının zekatı olmaz. Olur. Yani kişinin mülkü olmayan malların zekatı olmaz esasında. Sadece öşür bir istisnası vardır. Bu yani farklı anlayışların olduğunu, bakışının olduğunu söylemek isterim. Hı hı. Şimdi nisap konusuna gelince nisap tabii ki daha önceki ben programımızda izlemiştim. Orada yine Murat Hocam bu nisap konusundan bahsettiler. Eğer bir ibadet Cenab-ı Allah tarafından farz kılınmış ise sorumlu tutulan bir mükellefiyette bir sınırlar olur. Sınırsız bıraktığınız zaman o sorumluluk orada, sorumlu tutmanın anlamı kalmaz. Dolayısıyla belli şartlarının, miktarının ve hangi aşamadan sonra bu mükellefiyetin doğacağının netleştirilmesi gerekir. İşte nisap bir malda zekatın farz olabilmesi için asgari miktardır. Yani ondan daha aşağısına zekat yoktur, bu anlamdadır. Bu miktarlar tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiştir. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de ilki olarak zekat emredilmişse de hangi mallarda ne oranda verileceği ve nisabın ne olacağı hadislerde vardır. Öncelikle hadislerde işte saime hayvanlar, o dönemin en çok yaygın olan malı hayvanlar ve öşür. Öşür konusunda gerçi Ebu Hanife 5 vesk olarak ilan eden hadislerin ayetlerin umumunu tahsis edecek kuvvetli olmadığını söyleyerek Ebu Hanife'ye göre öşürde nisap yoktur. Çıkan ürünün neyse ondan 10'da 1 veya 20'de 1 verilir. Saime hayvanların nisabı tek tek belirlenmiştir. Sayısına göre işte 30 koyunda affedersiniz 40 koyunda 40 bir koyun. Bir. 30 sığırda bir işte 5 devede bir koyun. Burada şunu da söylemiş olayım madem. Bunlar tabii ilk kademe nisaplardır. Bazen hani şöyle denir. O dönemde bütün nisaplar birbirine eşitti. Değer olarak. Şimdi gümüşte nedir? 200 dirhemde işte 5 dirhem. Yani 40'ta 1, %2,5 yine. Altında 20 miskalde. Miskal. 20 miskaldir. O yine onun 40'ta 1'idir. Bunlar gerçekten birinci kademede belki o devirde değer olarak yakın olabilir. Buna bakarak bu nisaplar hadi değiştirelim. Günümüze uyarlayalım ve dolayısıyla bir değer üzerinden bütün hepsini fiksleyelim denebilir mi? Şahsi kanaatime göre bu çok sağlıklı değildir. Çünkü ikinci kademeye geçtiğimiz zaman birbirine eşit olma durumu söz konusu değil. 30 koyun, affedersiniz 30 sığır 40 koyuna eşitse evet. Koyunun ikinci kademe nisabı 120'dir. Değil mi? Çok güzel. O zaman sığırın da ikinci kademe nisabının 90 olması gerekir. Harika. Yani bu bir çelişki olur. Dolayısıyla bunun esasında bizim geleneğimizde de genel itibariyle buna ne diyoruz? El-mukatterat eş-şer'iyye diyoruz. Evet. Bunlar şer'i. Tevkifi hükümler. Evet, tevkifi olarak bunu anlamak daha doğru olur. Tabii bunların o dönemde ki ölçülerle bize aktarılması söz konusu. 200 dirhem çünkü o dönemin gümüş parası dirhemdir. 200 dirhem ifade edilmiş. Altın para dinardır. Ağırlık ölçüsü olarak miskal olarak ifade edilmiş. Bunun günümüze gelmesi uyarlanması tabii ki bir güncel bir meseledir. Diyanet İşleri Başkanlığımız 80.18 gram diyor altında. Evet. Gümüş ayrı bir gümüş konusunu şimdi bir sona bırakayım. Tamam. Niçin 80.18 gram? Bazıları 85 derken, bazıları 90 gram, bazıları 96 diyenler var. Genellikle İslam dünyasında gördüğüm kadarıyla 85 gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Şunu söyleyelim. Biz bu İslam parası dediğimiz o dönemdeki gümüş paraları veya altın paraları günümüze aynen getiremedik. Yani arada uzun bir süreç geçti. Yani bu paralar üzerinde de ne diyelim enflasyonlar oldu, devalüasyonlar oldu. Yani o dönemde para tabii madeni para nasıl işte enflasyona uğrar? Onun ayarıyla oynarsınız. Tabii mahşuş olur. Başka bir madde içine katarsınız. Gramıyla oynarsınız. Bu aynen günümüze gelmedi. Dolayısıyla bu paraların örfi olanları ve şer'i olanları diye iki ayrıma gitmek zorunda kalındı. Esasında şer'ilik gördüğüm kadarıyla yani herhalde öyle ifade edebiliriz. Şer'i dirhem veya şer'i miskal kitabi demek. Kitabi, yani kitapta evet. Ölçüleri verilen. Örfi olanlar ise işte Osmanlı gibi devletlerde, Selçuklu gibi devletlerde kullanılıp da bize işte müzeler yoluyla vesaire şu anda gelmiş olanlar denebilir. Tabii Cumhuriyet döneminden itibaren bu eski ölçülerin bırakılıp yeni gram, kilo vesaire ölçülere geçilince bunların güncellenme sorunu ortaya çıktı. Kurulumuzda da ilk başlarda bir tereddüt yaşanıyor. Yani hatta 1960'lara kadar örfi dirhem mi ve örfi miskal mi esas olsun yoksa şer'i mi esas olsun. Arada gerçekten biraz fark var.
Bu tereddüt ilk başlarda yaşanıyor fakat daha sonra verilen kararlarda ve yapılan ölçümlerde şer'i dirhemin esas olması gerektiği, gümüş parada, altın parada da miskalin, şer'i miskalin esas olması gerektiği. Peki bunun ölçüleri nasıl belirlenecek? Yani bunu nasıl grama veya kiloma vuracağız? Burada da kitabi ölçülere başvuruluyor. Bugün günümüzde bazıları ya işte müzelere başvurun diyenler var ama gerçekten müzelerdekiler ne kadar sağlıklıdır? Yani ne diyoruz bunlar? Hani imitasyon mu deniyor mesela? İmitasyon. Bazıları öyle olabilir mi? Olamaz mı? Hani devir olarak gerçekten sonraki devirlere mi ait? Ha, bu arada tabii gümüş paraların ve altın paraların İslami olduğunu Emeviler dönemindeki Abdülmelik bin Mervan paralarını kastediyorlar. Tabii. Ondan sonrakileri kastetmiyorlar esasında. O dönemde olanları İslami para. Yani onların Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ondan önce Bizans ve İran parası kullanılıyordu. İlk defa İslam parasını Abdülmelik bin Mervan basıyor. O güne kadar yani yabancı paralar kullanıyor Müslümanlar. Yani bugün müzelerde bulunan bu paraların gerçekten o Abdülmelik bin Mervan döneminde olup olmadığını ve bize gerçekten aynen gelip gelmediğini, aynı standartta mıydı yoksa bunlar aralarında bazen gram farkı falan olabiliyor muydu? Hı hı. Yani tabii çok gram olarak olmaz ama hani çok az bile olsa fark var mıydı yok muydu? Bunları şey yapmak, tahlil etmek ayrı bir çalışma gerektirir. Kesinlikle. Kitabi olarak şu anda biz düşünüyoruz şer'i dirhem ve şer'i miskali. O da nedir? İşte bir miskal 20 krattır diyor kitap. Hı hı. Krat bir eski ölçü. Ölçü nedir? Bu krat ölçüsü nedir? Bir krat işte 4 buğday tanesinin ağırlığı veya 5 arpa tanesi ağırlığı. Tabi bunu da o zaman çok tarif etmişler. Arpa böyle rahat bir arpa olmayacak. Başı sonu ne diyelim onu uçları kesilmiş olacak. Kesilmiş olacak. Yani böyle kitaplarda onun ince tarifleri vardır. Bu ölçümlere göre bir miskal 20 krat dedik. İşte bir arpa tanesi ne kadar ediyor denmiş. İşte bir ölçüm yapılıyor. İşte 0,040 gram gibi öyle bir rakamı yanlış hatırlamıyorsam. Yani sadece bunu bu rakamı söylemiş olmayayım ama böyle alt şeyi var. Sonra bunu çarptığımız zaman 20 ile bir kratı buluyoruz. Bir kratı da 20 o bulduğumuz bir kratı da şeyle çarpıyor. 0, 20 ile çarptığımız zaman miskali buluyoruz. Bir miskali bulduktan sonra da 5 miskalle çarpıyoruz. 20 miskalle. Ha, 20 yani altında nisap 20 olduğu için bu şekilde 80.18 çıkıyor. Kurumumuzun hesabı bu şekilde olmuştur ve burada dediğim gibi şer'i miskali esas alınmıştır. Aynı durum gümüşte de var. Gümüş şu yönden daha çok gündemde. Bugün gümüş tabii değerini kaybettiği için bir ölçü alınması noktasında gümüşün nisabını hesap etmiyoruz. Yani ölçü derken kendisi dışındaki ticaret mallarının ve paraların nisabı belirlerken gümüşe vurmuyoruz, altına vuruyoruz. Ama gümüşün kendisi varsa bir kişide, bunu zekatını verecek ise yine bunu acaba altına endekslemeli miyiz? Yani burada bizim kurumumuzun herhangi mesela gümüşçülük yapıyor adam, bir esnaf gümüş alıp satıyor. Vardır elinde 200 dirhemden fazla gümüşü. Mutlaka vardır. Böyle bir durumda hakkında doğrudan nas olduğu için yani 200 dirhem ağırlığında nas olduğu için. Şimdi bu kadar varsa biz buna bundan zekat gerekmez demiyoruz şu anda. Evet. Paraları ve ticaret mallarının değerini kıyaslarken evet gümüşün değerini esas almıyoruz. Gümüşün değerine ulaşması esas değil. Altının 20 miskalin değerine ulaşmasını esas alıyoruz ama gümüşün kendisini dikkate aldığımız zaman yani burada nasıl yani kendi yorumlarımızla, içtihadımızla nasıl aşmama bakımından eğer gümüş de o 200 dirhem ağırlığına ki bu günümüz itibariyle aşağı yukarı 561 gram eder. Ulaşırsa ondan da zekat gerekir. Aşağı yukarı bu şekilde nisap konusunu özetlemiş olayım. Evet hocam çok teşekkür ederim. Ne kadara gelir ki 561 gram şu an kaç lira? Gümüş mü? Yani sanıyorum şu anda 15 lira civarında yani falan 15 mıdır? 15 lira civarındaysa. Yani küçük oluyor altına göre. Tabii 7-8 bin lira civarında olur. Ama bunu sadece dediğim gibi kendisi açısından biz söylüyoruz. Yoksa diğer malları ona kıyaslamıyoruz. Evet. Tabii tabii. Ben de şey konusunda 2010 yılında zannedersem Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir bu zekat nisap miktarlarının yeniden hesaplanması ile ilgili bir şurası mı olmuştu? O kitaplaştırıldı. Belki kitabın yayınlanma tarihi 2010 olabilir. Ben yanılıyor olabilirim. Yani istişare toplantısı 2002'de zannedersem yapıldı. Benzer öyle konuşmalar mi oldu? Bir belki de 2002'de. Bir de Bursa'da yapılan bir İlahiyat Fakültesi yok, burada, öğretim görevlilerinin yaptığı var. Bir onu hatırlayamadım. Şey. Yani evet. Oradaki tartışmaları falan okumuştum vaktiyle. Yani nisap
nisabın hesapla ya da asgari nisap ölçüsünün belirlenmesi onu diyelim konusunda şeylere müdahale edilmese iyi olur. Yani her mal kategorisinin kendi içerisinde, tabii gümüş biraz farklı hocam onu izah etti ama işte koyunları altına endeks diyelim bilmem ne, bunun sonu gelmez bir de. Bir istikrarsızlık evet. ortaya çıkar. Yani yine mesela çok affedersiniz, şimdi o zaman deve diyelim, 5 deve. Yani o zamanın develeri de hiçbir zaman yani şey anlamında, değer anlamında birbirine eşit değildi tabii ki. Yok. Hani bazı hadislerde kırmızı develeri olsa diyor. Mesela cins develer var. Cinsi var. Yani bunlar hiçbir zaman bir değer olarak birbirine %100 eşit olmaz. Yani evet. Bu eşitlik iddiası çok şey durmuyor. Hocam ben bu konuda şöyle evet. düşünüyorum. Sizler de bilirsiniz, Murat Hocam da bilir. Mesela faizli işlemlerde ribevi malların eşitliğinden bahsedilirken de hiçbir zaman değer ya da nitelik ya da sıfat dikkate alınmaz. Oradaki çok meşhur bir örnek var. Mesela buğdayla unu niye mübadele edemiyorsunuz? Çünkü bunu eşitleyemezsiniz diyor. Bir ölçekle, bir kapla mübadele ettiğiniz zaman un biraz daha esnek, daha fazla var. Bu eşitliğin ya da bu sayıların ben sayısal olarak murad edildiğini görüyoruz daha doğrusu ve böyle kalması da sanki şu aşamada bir zaruret yok. Yani hı-hı. gümüşle ilgili belki bir zaruret evet. ortaya çıktı. Ha bir de şu var. Neden gümüş böyle? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde gümüş esasında esas para gümüş. Altın o kadar yaygın kullanılmıyor. Ve nisapla ilgili hadisler de gümüşle ilgili gümüşün nisabını bildiren hadisler daha kuvvetli. Altının nisabının 20 miskal olduğuna dair hadisler o kadar kuvvetli değil. Kuvvetli değil. Yani bir de altınla gümüş arasında şöyle bir ölçü vardır. Peygamber hı-hı. sallallahu aleyhi ve sellem belirlediği. 10'a 7 ölçüsü. Yani 10 dirhem gümüş para 7 dinara altına eşittir ağırlık olarak. Dolayısıyla altının nisabı biraz da bu ölçüye göre, bu orana göre belirlenir. Hadisler hı-hı. o kadar çok kuvvetli değildir miskalle ilgili. Ama tarih boyunca da genel itibariyle tabii şeydir, gümüş para, dirhem esastır parada. Hı-hı. Günümüzde ama bu ortadan kalkınca orada bir zaruret oluştu. Orada artık bir zaruret altına oluştu. Dönüldü. Evet hocam, var mı nisapla ilgili söyleyeceğiniz yoksa? Ben diyor katılıyorum hocamın dediği gibi. Yani ben de nisap miktarlarının taabbüdi dediğimiz bizim. Yani dini formasyon ve dini vazı bakımından konulmuş olduğunu düşünüyorum. O şekilde olduğunu. Tabi zaruri durumlar, mesela köleliğin kalkması sebebiyle kölelik hükümlerinin artık gündemden düşmesi gibi bazı olağanüstü durumlarda, zaruret durumlarında farklı yaklaşımlar olabilir ama bu makadir-i şer'iye denilen, yani şer'i dini olarak konulmuş ölçülerin muhafaza edilmesinin hem İslam'ın gelecek nesillere aktarılmasında fevkalade önemi var. Yani şu anda biz bu çağı sanki dünyanın merkeziymiş gibi düşünüyoruz. Bundan sonraki çağda daha farklı şeyler olacaktır. Yani evet. Bundan 1400 yıl önceki durumda, bugünkü durum farklı. Mesela her gelen yüzyılda bir değişim yapsaydı biz bunu aslında bulamazdık o zaman. Yani aslında ne diye hocamın dediği gibi zaruri bir durum. Ama hani olağanüstü durumlar olabiliyor. Burada şimdi yeni sınıflar ortaya çıktı, farkındayız. Yani burada netice itibariyle bir nisap dediğimiz şey o kadar da çok şey bir mesele, yani dini bakımdan önemli de bir miktarı, zekatın verilebileceği miktarı belirlemek için veya bir kişinin almasına yönelik, zekat alabilmesi için, zengin olmaması için gereken bir nisap da var biliyorsunuz. Yani bu anlamlarda bir şeyi olan bir ölçü olarak konulmuş. Bunu çok fazla zorlamanın veya işte bu endekslere, değişik ekonomik hatta endekslere şöyle bir şey yaklaşım yapmak doğru da var değil. Günümüzde. Hepsinin ortalamasını alalım. Ha, evet, o yaklaşım yani var. Yani altına endeksleme bir seçenek. Evet. Bir de hepsinin 40 koyun, 30 sığır, işte evet. 80 gram altın, 200 dirhem gümüş, 5 deve. Ama bunlar gerçekten zor. Yani 5 deve hocamın dediği gibi hangi 5 devenin deveye esas alacaksın? Bunu yapmak daha subjektif. Yani tabii, ya da hangi 40 koyunu alacaksın? Şimdi 2000 liraya da koyun var, 5000 liraya da koyun var. Sığır cinsinde hakeza öyle. Evet. Dolayısıyla makadir-i şer'iyenin devam etmesi evet. bence de yani önemli. Hocam şimdi hocama dönmek istiyorum. Evet, biz zekatla ilgili hükümlere baktığımızda nisap miktarı mala sahip olan bir kimsenin bu mal üzerinden bir yıl geçmesi şartıyla işte 40'ta birini ya da malın türüne göre belirli bir şeyi hayvanlarda vermesi gerekiyor. Ama burada karşımıza iki kavram çıkıyor. Şeyden sonra diyoruz. Havayici asliye kavramıyla ifade ettiğimiz temel ihtiyaçlardan ve borçlardan sonra. Belki tarım toplumu
kültüründe bunlar çok kolay anlaşılabiliyor. Yani havayici asliye de çok rahatlıkla tanımlanabiliyordu. İşte binek, gıda, giyim diye kisve, taam ve rakibe diye üç şey çıkıyordu karşımızda. Binek, evet. Binek. Şimdi günümüzde bunu nasıl anlamalıyız? Hem borçlarla birlikte sormuş olayım. Yani temel ihtiyaçların bundan düşülmesi ne demek? Yani nasıl bir zekat muhasebesinde ya da zekatın hesaplanmasında bunu nasıl anlamalı, nasıl dikkate almalıyız? Evet, öncelikle Murat Hocam'ın işaret ettiği bir yerden ben de noktayı başlayayım. Eğer bir kişi malı çoksa, zaten eskiden beri zekatını veriyorsa, bu temel ihtiyaç kavramını çok düşünmesin. Orayı kafayı karıştırmasın. Güzel. Nisap şöyle problem oluyor. Tabii günümüzde zenginler bile belli bir yerden buraya geldiler. Önce belki bu kadar malları yoktu. Belli bir aşamadan sonra zengin oldular. İşte tam o geçiş aşamasında bir nisaba uğruyorlar. Acaba malım nisabı geçti mi geçmedi mi? Bir tereddüt. Genellikle de bu genç yaşlarda olur. İşte yeni evlenenler arasında olur. Geçmiş miydi, geçmemiş miydi? Takılar vardı, düğünden gelenler vardı. Orada insanlar bir zorlanıyorlar. Orada bir hem dini gayretleriyle onu öğrenmek istiyorlar, nisabı. Bir de Türkiye'mizin genel itibariyle esasında zekatı verenleri kastetmeyelim de zekat hakkında soru soranlar esasında çok zengin olmayanlardır. Sınırda olanlardır. Yani zekat versin mi vermesin mi diye tereddüt edilenler çok sorarlar. Dolayısıyla bizim yani hocaları da çok meşgul eden, fetva mercilerinde çok meşgul eden bu konu belki çok zenginleri o kadar ilgilendirmeyebilir. Nasıl olsa verecek. Evet. Burada tabii zaman zaman bazı sıkıntılar da oldu. Şu anda altın gerçi çok değerli. Fakat geçmişte altının çok az değerde olduğu ama yaşam maliyetlerinin daha yüksek olduğu dönemler de oldu. Belki bu şimdi İbn-i Melek Osman'a da ona şey yapacağım, atıfta bulunacağım. Belki o zaman da bu vardı. Şimdi havacı asliyede esas olan aynı mallar olmasıdır. İşte bahsettiğiniz kişinin evi, bineği, kullandığı eşyalar, işte iş aletleri vesaire. Kendisinin hayatı için zorunlu olan, kullanılması zorunlu olan eşyalardır. Para havacı asliye kapsamında değerlendirilmemiştir genellikle uzun yıllar boyunca. Ancak burada da tabii karşımıza ne çıkıyor? Çünkü para hakkında nas var. Yani gümüş ve altın hakkında nas var deniyor. Evet. Bu nası aşmayalım. Fakat nası da esasında istisnalar getirilmiş. Neye bakıyor mesela? Şafii mezhebinde diyelim ki kadınların takı olarak kullandıkları. Evet. Bunun hakkında çok güçlü bir hadis var mı? Çok güçlü bir nas var mı? Yok. Yok. Yani rivayetler, yani sahabeden bazı kimselerden gelen rivayetler ve bir takım izahlar var. İşte kadının bu kullandığı şeydir. Yani bu zaten ticari değildir ki. Bundan kâr elde etmeyi amaçlamıyor ki gibi amaçlara, yani bir takım izahlara dayanılıyor orada. Yine Hanefilerin borçları düşerken borç ayrılan parayı da havacı asliye kapsamında değerlendirip bu da muaf olsun görüşleri vardır. Bu görüş de esasında çok güçlü bir nas'a dayanmaz. Hazreti Osman'ın bir radıyallahu anh bir kavline dayanır. Bu da nedir? Hazreti Osman radıyallahu anh, ey insanlar, zekatınızı verecekseniz önce borcunuz için paranızı ayırın veya başka bir rivayette önce borcunuzu verin, sonra zekatınızı verin dediği bir sahabe kavli olarak rivayet edilir. Buna dayanarak Hanefiler ve bir takım tabii akli izahlar da getirerek borçlar için ayrılan parayı velev ki altın veya ki gümüş olsun zekattan muaf tutmuşlardır. Dolayısıyla esasında tarihe baktığımız zaman o mezheplerde de mutlak olarak altın ve gümüşten zekat verilir. Bu hiçbir zaman havacı asliye için ayrılmaz denebilecek bir durum yok. Genelleme yok. Yapmamamız lazım. Yani yaygın bir kanaat var ama genelleme yapmak doğru değil. Çünkü böyle bir örnekler var. Peki bu örneklerden yola çıkarak para da havacı asliye sayılabilir mi? Bu geleneğimizde tartışılmış. Özellikle Osmanlı'dan hemen önce diyelim onu. Çünkü beylikler döneminde yaşayan İbn-i Melek İzmir taraflarında yetişen bir alimdir. Hanefi alimlerden. O diyor ki eğer bir kişi havacı asliyesi için para ayırırsa ve bu müstahakka ifadesini kullanıyor orada. Havacı asliyesi için müstahak olmuş bir para varsa bu para da muaf olur. Velev ki dinar, velev ki dirhem olsun. Peki bunu nasıl anlamalıyız? Bunun aslında
Havacı Asliye'nin benzetildiği bir örnek var daha önce Hanefi fıkhında. Diyor ki Hanefiler Havacı Asliye, yani o kullandığımız işte yiyecek ambardaki mallar vesaire, bunlar aslında şuna benzer. Susuz bir çölde giderken bir insan yanında su götürüyor. Bu suyu ne yapacaktır? İleride içmek için kullanacaktır. Yani Havacı Asliye'si için kullanacaktır. Dolayısıyla bu kişi namaz vakti geldiğinde abdest alıp da mı namaz kılmalı bu suyla? Yoksa bu suyu yok kabul edip de teyemmüm mü etmeli? Teyemmüm mü? Diyor ki Hanefi geleneği, zaten aslında fetva aynıdır, bütün mezheplerde aynıdır. Bu kişi bu suyudan abdest almayacak. Çünkü bunu kendi asliye ihtiyacı için ayırmıştır. Tabii. Hanefi geleneği diyor ki, Havacı Asliye için ayrılan mal yok hükmündedir esasında. Aynı bu çöldeki bu su gibi. Var ama yok hükmünde. İbn-i Melek ve takipçilerinin, diğer Hanefi ulemasının, onu takip eden alimlerin de görüşü bu doğrultuda oluyor. Eğer orada Havacı Asliye için ayrılan bir mal yok hükmünde sayılıyorsa, ki burada ayrılma kelimesini kullanıyorum, şimdilik müstahakka kelimesini kullanmıyorum. O zaman başka ihtiyaçlar için de, gıda için olabilir, giyim için olabilir, bir takım binek ihtiyacı, evinin borcu vesaire, bunlar için de ayırsa ve gerçekten işte müstahak olacak şekilde bir ayırma varsa, bu da muaf olsun mu? Muaf olsun diyor. Ama detaylarını orada göremiyoruz. Çünkü hakim gelenekte resmi fetva buna göre olmuyor Osmanlı'da. Olmuyor. Fakat günümüzde işte her ülkenin kendi parası, ekonomik durumları gittikçe bazen hani sıkıntı yaşandığında alimler bu görüşlere sarılmıştır günümüzde. Neredeyse bütün fetva kurulları belki Havacı Asliye için ayrılan para muaftır der ama şeyde anlaşılamaz bir türlü. Yani bu Havacı Asliye geçmiş senenin Havacı Asliye'si miydi? Yoksa gelecek senenin Havacı Asliye'si miydi? Burada anlaşılamaz. Esasında çok tereddüt edecek bir nokta yok burada. Havacı Asliye'nin kendisi olsaydı, diyelim ambarda buğday olsaydı, bu buğday geçmiş senenin buğdayı mı, gelecek senenin buğdayı mı? Yani kullanıma göre bakacaksak gelecek senenin. Gelecek senenindir. Yani tabii. Bu buğdayı biz zekattan muaf tutuyoruz. Bundan zekat gerekmez diyoruz. Yani, İleriye ayırıyoruz. Tabii ileriye ayırıyoruz. Dolayısıyla Havacı Asliye için para ayırmak da ileriye ayırmak demektir. Tabii. Yani var ama yok kabul ediyoruz. Burada tabii vergi biraz önce işaret edildi. Vergiyle belki mukayese edersek, vergiyle zekat arasında şöyle bir ayrım da var. Zekatta kalandan verilir. Gelirden verilmez. Evet. Bir sene geçer, sonunda ne kalmıştır? Artık geçen seneki paraya, arada girenler çıkanlara ona itibar edilmez. Elde kalana zekat tahakkuk eder. Zekat verilmesi gerekir. Ancak vergide böyle değildir. Belki birazdan yine konuşuruz bu vergi zekat ilişkisini. Devlet diyor ki sen geçen seneden bu yana ne kadar kazanç elde ettin? Şu kadar. Diyelim ki 1 milyon. Kazandığının vergisini vereceksin. Hı. Ama ben bunu harcadım. Harcamış olabilirsin. Önemli değil. Harcadığının da vergisini verirsin. Tabii. Vergi mantığı budur. Önemli olan kazanmış olmak. Kazanmış olmak. Yani gelirden verilir. Ancak bizim zekat mantığında kalandan verilir. Dolayısıyla kalmadıysa, geçen sene tüketilen bir Havacı Asliye maddesinin tartışılmasının anlamı yok. Havacı Asliye'nin ayrılması demek ileriye doğru ayrılması demektir. Dolayısıyla bu böyle bir mesele var. Mesela diyelim ki Yusuf el-Kardavi Hoca, meşhur alim. Evet. O diyor ki günümüzde bazı insanlar var, özellikle dul kadınlar. İşte kocasından veya babasından sadece bir kiralık dükkan kalmış. Geçindiği şey o kiradan ibaret. Yarın kiracı çıksa, ne bileyim herhangi bir akamete uğrasa bir gidişat, aç kalacak. Bu tür insanlar, yani geçim zorluğu çekenler, onun kullandığı ifadeyle el-haddül edna lil-ma'işe, geçim için asgari standart miktarında, asgari ölçü miktarında bir parayı yana ayırabilsin. Bundan sonra geride eğer nisap miktarı malı kaldıysa onun zekatını versin diye böyle öneriler var. Tabii bunun farklı ülkelerde farklı hesapları var dediğim gibi. Bazıları vergi gibi anlıyorlar yalnız bunu. Bazı ülkelerde mesela diyor ki senin maaşın ne kadar? 10 bin lira. Nisap miktarı ne kadar? 70 bin lira. Şu an itibariyle diyelim yaklaşık olarak bugün itibariyle 70 bin lira. 120 bin lira kazanırsın yılda. Senin gıdan ve zaruri ihtiyaçların ne kadar olabilir? İşte 50 bin lira olabilir. Geriye ne kaldı? 70 bin lira. Baştan bunu hesaplayıp daha ilk başta devlet çalışanların ve memurların maaşlarını daha baştan hesaplayıp hemen kesinti yaptığının örnekleri var şu anda İslam dünyasında. Burada aslında mantık çok farklı. Yani İslam dünyasında örnekler var. Belki birazdan geleceğiz zekatın kurumsallaşması meselesi ama dini anlayışları farklı. Şimdi orada mali müstefat gibi gelirler ki maaşları onlar mesela mali müstefat kabul ediyorlar. Çok ilginç şeyler.
Onların farklı değerlendirmeleri var. Önden alıyor. Tabii. Mesela onların bunu tabii neye oturtuyorlar, o da ayrı bir mesele. Yani mutlaka fıkıhta buna şey yapan İşaret mezhepler vardır ama zekatın kalandan verilmesi ilkesine aykırı bu. Yani o kadar maaş olabilir ama sene sonunda onun elinde ne kalacağını bilemezsin ki. Bilemezsin. Başına ne geleceğini bilemiyoruz. Yani evet. Harcama kalemleri artabilir, azalabilir vesaire. Hocam vaktimiz hızlıca ilerliyor. Evet. Yalnız aklıma benim burada şu geldi. Şey çok güzel yani, havayici asliyenin aslında gelecekteki bir yıl için anlaşılması gerekiyor. Para olarak düşündüğümüzde, gerçi aynı mal da aynıdır. Havayici asliyenin muaf tutulması demek, onun ileri doğru ayrılması demektir. Yani bir yıllık temel ihtiyaçlarını temin altına almasıdır aslında. Bunu garanti ettikten sonra zekata ya da zekat mükellefiyetinin oluşacağı. Tabii burada şöyle söyleyeyim. Bunun işte ayrıntıları şu anda çok ihtilaflı bir noktadır. Tabii. Yani bir yıllık havayici asliye dediğimiz zaman, yani buna siz eğitim harcamalarını, ulaşım harcamalarını, barınma vesaireyi kattığınız zaman bunun ucu çok açılıyor. Acaba sadece nafakayla mı sınırlandırmak lazım? Bununla ilgili şu anda çok netleşmiş bir yani fetva kurullarında da veya hatta bizim Din İşleri Yüksek Kurulu'nda da çok netleşmiş hususlar yok. Din İşleri Yüksek Kurulu sadece temel ihtiyacı için kanalize edilmişse diyor. Tam kanalize... doğru soracaktım hocam ben. Diyecektim tamam. Ki adam para biriktiriyor. Ayırdığı parayla da işte 10 ay sonra bir lüks bir araç almayı düşünüyor. Ya da ev için biriktiriyorum diyenler size de soruluyordur. Bize de zaman zaman soruyor. Hocam benim ev almak ya da arsa almak üzere biriktirdiğim param var. Buna zekat düşer mi mesela? İşte belki bu ayrım buradan ortaya çıkıyor. Bu ayrım yani işin ucu tamamen başka boyutlara ulaşmasın diye nasıl bir sınır getirilebilir? Burada kanalize ifadesi kullanılmış daha önce kurul kararında. Daha sonra bu kanalize alt kademelerde yorumlanırken o ihtiyacı için bir malı almak üzere sözlü veya yazılı taahhüde girilmişse diye bir ifade kullanılmış. Hı hı. Ama taahhüde girmek, yani malumunuz borç altına girmektir esasında. Tabii. Borç parası zaten ayrıca düşülmesi noktasında işte kurulunu bir yılla sınırlıyor. Hanefi mezhebinde bütün borçlar, gelecekte ödenecek bütün borçlar sınırlanırken kurulunu şu anda bir yılla sınırladı. Bazı fetva kurulları da böyle. Taahhüde girilmişse borç olacaktı. Tabii ki. Bu havacı asliyenin taahhüde girme şartı ağır. Dolayısıyla bunu daha hafifleştirmek gerekir denilmiş ve kitaptan yani Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları kitabından bu ifadeler çıkartılmış. Ancak yerine bir şey konmuş mu? Şu anda henüz konmamış. Evet. Yani bu konu biraz ihtilaflıdır. Baştan belirttiğim gibi esasında zaten zenginliği eskiden beri daimi olanlar, onların problemi malı çok değil olanlar mi? Zaten bunu dert etmesinler ama sınırda olan insanlar için yani zekat versin mi vermesin mi? Asgari ücretle geçinen, ya da kendi idare etmekte zorlananlar için onlar nafaka kapsamında şahsi kanaati bu havacı asliye de nafakayla sınırlayabiliriz ki nafaka hani özellikle evlilik konusunda gündeme gelir. Yiyecek, içecek, giyecek, mesken giyecek ve beskendir. Yani üçlüdür. Bu üçü için kanalize etmek şartıyla ki yani kendisi bizzat mesela kirada oturuyorsa. Dolayısıyla zaten kira kontratı da vardır. Vardır. Yani. Burada yani ne kadar önümüzdeki aylara oturmadığında ödemeyecektir belki ama taahhüde girmiş sayılmaz. Ancak bir teşebbüs vardır. Yani zaten kirada da vardır. Yani bunu sözlü veya yazılı bir taahhüde girmek değil de belki sözlü veya yazılı olarak artık o ihtiyacı almak üzere bir teşebbüse girmek diye belki anlayabiliriz. Evet. Ama baştan belirttiğim gibi eğer buna da ihtiyaç duymuyorsa kişi hiç havacı asliyesini para olarak çıkarmadan doğrudan verebiliyorsa onu vermesi daha güzel olur. Daha güzel olur. Peki hocam. Burada kısa bir şey ben bir ara bir doktora müzakeresinde bir arkadaşımız zekat konusunda doktora yapmıştı. Bulundum. Hı hı. Bir iktisat hocamız vardı. Ayrıca zekatın iktisadi yönü olduğu için dışarıdan üye olarak müzakere ederken savunmada o bahsetmişti. Ondan sonra ben de araştırdım bayağı gerçekten. Sizin dedi zekat nisaplarında bir şeyiniz yok mu? İhtiyaçlar hiyerarşisi formülünüz yok mu diye sormuştu bize. Yani bizde var işte nisap falan filan dedik ama ondan sonra bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir şey var. Ondan bahsetti. Ben onu araştırdım bayağı bir. Şimdi şu anda günümüzde hesaplanan İşte açlık sınırı veya işte muhtaçlık veya fakirlik sınırı diye bir takım şeyler var. Yani kategoriler var. Bunlar neye göre hesaplanıyor? Hangi kalemler burada mesela bu aynı kalem meselesi hesap endeksleri için falan da önemli tartışma konusu. Şimdi günümüzde bununla ilgili tabii kapitalizmin veya işte Batı dünyasının yapmış olduğu bir ihtiyaçlar hiyerarşi tablosu var. Yani temel ihtiyaçlardan başlayarak bir şey yapmış. Burada tabii tenkit edilecek hani çok tekit edilirdi ya bu konu o zaman şey vardı mesela sinemaya gitmek
bir ihtiyaç olarak, sosyal bir ihtiyaç olarak oraya yazılmış. Şeye, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir sosyalleşme ihtiyacı olarak veya işte bir takım böyle tiyatro etkinlikler, şunlar bunlar falan gibi. Bunlar mı yoksa hocam dediği gibi işte bunu nafakayla mı sınırlandırmak? Yani temel ihtiyaçlar dediğimiz havacı asli olduğuna göre bunları işte insanın yaşamını, insan onuruna uygun bir şekilde sürdürebilmesini sağlayacak temel ihtiyaçlar çerçevesinde işte, belirlenmesi. Yani bu da belki, nafaka olabilir. Belki birkaç şey daha eklenebilir. Belki temel ihtiyaçları biraz daha günümüz şartlar arasında, mesela telefon günümüzde temel ihtiyaç mıdır? Ne bileyim, zaten bir evde oturuyorsa araç, elektrik, su, buna benzer ne bileyim internet bağlantısı bir ihtiyaç mıdır, değil midir? Bunlar değerlendirilebilir. Evet. Hocam son 5 dakikamız kaldı. Yani şöyle de söylemiş olayım. Tabii bu nafakayla sınırlandırma benim şahsi görüş olarak söyledim. Tabii. Kurul ihtiyaçları sayıyor. İşte eğitim, ulaşım, barınma, giyim vesaire sayıyor. Bunlar kanalize edilirse muaftır diyor. Yani bu şekilde söylemiş olayım. Hocam son 5 dakikamız kaldı. Aslında notlarımda birkaç şey var ama hızlıca. Şimdi zekatın vereceği yerleri biliyoruz ama bununla ilgili temlik kavramı bu konuda neden temlik ve temlik şartı bize neyi ifade ediyor? Bir de vakit kalırsa bilmiyorum öşre girer miyiz yoksa bir sonraki programda da onunla başlayıp devam edebiliriz. Siz nasıl takdir edersiniz? Tamam. Temlikle ilgili baştan ifade etmiştim. Bir fakirin mülkiyetine geçirmek diye. Tarifte bile özellikle Hanefiler bunu ifade ederler. Fakirin mülkiyetine geçirmek. Bir de bizim geleneğimizde aşağı yukarı zekat verilecekler hep şahıs olarak sayılır. Evet. Yani hayır işlerine her türlü hayır değil. Mesela hocam biraz önce işaret ettiği fi sebillah anlam olarak geniş bir anlam gibi duruyor. Allah yolunda anlamına geliyor ama kitaba bakın orada ne diyor? İşte munkati'ul uzat. Yani savaşa gidecekken yolda kalıyor. Yani imkanı bulamadığı için gidemiyor. Onunla sınırlandırılmış. Hatta ona yine benzer olarak Hanefi'de zannedersem Ebu Yusuf mudur? Munkati'ul hac ifadesini kullanıyorlar. Hacca gidecekti, yoruda kaldı. Hep şahıslar üzerinden değerlendirilir. Dolayısıyla zekat hep bir şahsın mülkiyetine geçirmektir her zaman. Bu günümüzde şöyle sıkıntı oluyor. Soruluyor işte efendim su kuyusuna zekat verilebilir mi? Okula zekat verilebilir mi? Kur'an kursuna zekat verilebilir mi? Efendim fakirleri ameliyat ettirecek, katarak ameliyatı yapılacak zekat verilebilir mi? Buralarda çok hassas nokta, hassas bir hale geliyor bu temlik meselesi. Gerçekten bu yapılan hayırla bir fakirin mülküne bir mal geçiriliyor mu, geçirilmiyor mu? Bu esas önemlidir. Su kuyusu yaptığınız zaman geçiyor mu? Hayır. Geçmiyor. O zaman bu zekat değil, başka bir kalemden olması gerekir. İnfak. Başta ifade ettik, yani dinimizin infakla ilgili, harcama ile ilgili emirleri sadece zekattan ibaret değil. Bu alt bir basamak. Buradan ileri ilerlememiz lazım. Eğer gerçekten dünyada aç susuz insanlar varsa veya başka türlü hayırlar yapmak gerekiyorsa, yol köprü yapmak gerekiyorsa, bizim ecdadımız yani yolu köprüyü nereden yaptı mesela hayır çeşmelerini? Zekattan yapmadı, vakıflardan yaptı. Önümüzde vakıf müessesesi diye bir müessese var. Bunu canlandırmak lazım. Vakıfta da hani sadaka cariyedir belki bu, hani kalıcı hayırlar, sadakalar bunlar. Bununla bunu yapmak, bu tür müesseselerle yapmak daha iyi. Ama zekat özel bir ibadet. Zekat ayetlerde de, kusura bakmayın, ayetlerde de fakirin hakkıdır denmesi. وَفِيَ مَالِمْ حَقُّمْ مَالُمْ aslında insana temlik edilsin demektir. Evet. Yani zekat. Dolayısıyla zekat özel bir ibadet. Temlik şartı olmazsa geçerli olmaz. Geçerli olmaz. Dolayısıyla kurulda gerçek... Kurulda böyle düşünüyor mu hocam? Yani mesela kurul kuyular meselesinde ve diğer meselelerde tabii, öyle mi? Tabii hepsinde. En son demeyelim de yani geçen senelerde bu biriket evlerde bir sıkıntı meydana geldi. Biriket evler gerçekten oluyor mu olmuyor mu mülkü? Mülkiyeti oluyorsa, yani fakirin mülkiyetine karşıya geçiriliyorsa bir temlik, evet, bir mülkiyet devri oluyorsa mülkiyet mülki olarak değerlendirilmek şartıyla olması gerekir dendi. Yoksa mülküne geçirilmiyorsa genel hayırlara olmaz dendi. Özellikle su kuyusu yani, vesaire. Neydi onun ismi? Mahsuben ifadesi var kurulun bir fetvasında. Alacakların zekata sayılması mahsuben. O herhalde bunun istisnası gibi duruyor. O istisna hocam. Şöyle o fakirde alacağınız var. Bunu almayıp da zekata sayabilir misiniz? Dört mezhebin buna cevaz vermediği aktarıldıktan sonra günümüzde bazı alimlerin temlik kavramını geniş yorumladıkları ve bununla da amel edilebileceği söyleniyor. Ama kurulun mutlak görüşü budur anlamında bir tercih yapılmıyor. İsteyen bununla amel edebilir. Yalnız orada da tabii... Temlik tersten tabii. Şeyin mülkiyeti
tekrar şeye geçip geri alıp tekrar vermesi değil mi? Yani oradaki şey o. Yani fakir ödeyecek, sonra tekrar ona zekat verecek. Evet, yani burada yani bu mükellef olan Müslümana da çok dikkatli davranması gerekir. Zaten gitmiş olan, gelmeyecek, batmış bir alacağı da zekata saymak bu riski var. Vicdani olarak doğru olmaz. Hatta ben buraya ekliyorum hocam bireysel görüşüm olarak. Şayet alacak durumu olmasaydı sen bu adama zekat verecek miydin? Evet, ben zaten zekat vereceğim diyorsa o zaman bu mahsuben istisnasını kullanır. Ama ya ben vermeyecektim ama batık alacakları yani, zekata sayarak. Yani batık alacak veya ne bileyim başkasına vereceğime bu seferlik de böyle olsun falan düşünenler de var. Evet, esasında bir de burada buna temlik olur diyenlerin şöyle ayrımları olduğunu da biz duyuyoruz. Ticari borç alacağı ise bunu zekata sayamazsın. Ama karz-ı ehsen borcu ise veya kira borcu ise bunu zekata sayabilirsin diye ayrımlar var. Yani günümüzde buna cevaz veren fıkıhçıların da hepsi bütün borçları, bütün alacaklarını zekata sayabilirsin demiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremiz sona erdi. Ben de teşekkür ederim. Köşre vaktimiz kalmadı. Haftaya sizi tekrar konuk edeceğimiz için belki orada kısa bir giriş yaparak zekatın konusalaşmasını konuşuruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Için teşekkür ediyoruz. Hocam, evet, kıymetli izleyenler, bir fıkıh meclisi programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.